kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere tam kıvamında nefis bir aşure tarifi vermek istiyorum. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bu tarifle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir aşure tarifi. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Aşurenin hazırlıklarına bir gün önceden başlamamız gerekiyor. Geceden kuru fasulyeyi ve nohudu aynı kabı alarak ıslatacağız. Ayrı bir kabın içerisine de 2 su bardağı aşurelik buğdayımız var. Onu ilave edelim. Ayrı ayrı ıslatacağız. Fakat nohutla fasulyeyi aynı yerde ıslattım ve aynı şekilde haşlayacağım. İsterseniz ayrı ayrı da haşlayabilirsiniz. Üzerine böyle 3-4 parmak geçecek kadar su koydum. Aşurelik buğdayımı şimdi birkaç sefer yıkayacağım, o kara suyunun gitmesini sağlayacağım. Daha sonra suyu biraz böyle berrak olduğu zaman suyunu ilave edip sabaha kadar bu şekilde ıslanmasını bekleyeceğim. Buğdayın biraz böyle kendine has bir rengi var, koyu bir rengi, onun gitmesi gerekiyor. Yoksa aşurenin rengi koyu oluyor. O yüzden mutlaka ıslatmadan önce birkaç sefer yıkayın bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi suyu oldukça bulanık. Bu şekilde 3 sefer yıkadım. Daha sonra son kez suyunu ekleyip sabaha kadar güzel bir şekilde kabarmasını bekleyeceğiz. Evet, şimdi kapaklarını kapatıyorum. Bunları bir kenara kaldırıyorum. Diğer tarafta aşure yapımında kullanacağım kuru meyvelerimi doğramaya geldi. Ben yaklaşık 1 su bardağı kadar kuru kayısı kullanacağım. Kayısılarınızı mutlaka küçük küçük doğrayın. Bu şekilde görüntü olarak da çok güzel oluyor. Çünkü suyun içine girdiği zaman oldukça şişiyor ve büyük görünüyor. O yüzden küçük küçük doğramakta fayda var. Evet, şimdi bunları da hemen tenceremi alacağım hazır olsun diye. 1 su bardağı ince ince doğramış olduğum kuru kayısım var. 1 su bardağı üzüm var. Onu da ekliyorum. Bunları bir taşım kaynatacağım ertesi gün sabah. O yüzden tencereme koyup hazır ediyorum bu şekilde. 1 çay bardağı kadar da kuş üzümüm var. Bunu içine ilave etmiyorum. Bunu pişerken aşurenin içine ilave edeceğim. Aşuremin içine koyacağım kuru yemişlerimi de hemen hazırlıyorum. 1 su bardağı badem kullanacağım. Soyulmuş badem. 1 su bardağı fındığım var. 1 su bardağı da fıstık kullandım. Bunları azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Veya farklı kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Ben bu üçünü ekledim. Bunları da hemen kenara koyuyorum. Ertesi gün çekimlerime devam ediyorum. Evet, aşurelik buğdayım güzel bir şekilde ıslandı, kabardı. Nohutla fasulyem de aynı şekilde. Sularını süzdükten sonra tencerelerimi aldım. Şimdi üzerlerine su ilave edip ayrı ayrı hepsini haşlayacağım. Yarma üzerine böyle 4-5 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Yarmanın haşlanma aşaması biraz uzun sürebiliyor. Gerekirse biraz daha su ilave edebilirsiniz. Güzel bir şekilde yumuşaması gerekiyor. Nohut ve fasulyeyi de kaynamaya başladıktan sonra düdüklü 10 dakika daha kaynatmanız yeterli olacaktır. Çok fazla ezilmesine müsaade etmeyin. Düdüklünün kapağını kapatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 10 dakika daha kaynasın. Altını kapatıp hemen süzdürebilirsiniz. Evet, yarmam çok güzel bir şekilde haşlandı. Suyuyla birlikte geniş bir tencerenin içerisine aldım. Oldukça büyük bir geniş tencere kullanırsanız daha rahat bir şekilde karıştırırsınız ve tüm malzemenizi güzel bir şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi nohudumu da haşlandı. Onu da suyunu süzdüm. Şimdi su ilavesi yapıyorum. Şöyle yarmanın üzerine 4-5 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. Sonradan gerekirse yine su ilave edebilirsiniz. Çünkü içinde oldukça bol malzeme olduğu için mutlaka su takviyesi yapmanız gerekiyor. Su ölçüsünü vermek istemiyorum. Çünkü kıvamına göre değişebiliyor. Bunu göz kararı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi süzmüş olduğum nohutla fasulyemi içine katıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde haşlandı. Kesinlikle dağılmadı. Şimdi ocağımın altını açtım.
Bu şekilde kaynamasını, koyulaşmasını ve kıvam almasını bekleyeceğiz. Dediğim gibi oldukça bol malzemeli bir aşure olduğu için kıvamı koyulaşabilir. Yani gerekirse su takviyesi yapabilirsiniz, sıcak su takviyesi. Üzümlerimi ve kayısımı da şöyle 5-10 dakika kaynattım, onu da içine ilave ettim. Bu şekilde kaynamaya ve özleşmeye devam edecek. Bir çay bardağı kuş üzümüm vardı, onu da ekliyorum. Hazırlamış olduğum kuru yemişlerim vardı. Bir su bardağı fındık, bir su bardağı badem, bir su bardağı da fıstık, onu da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi su takviyesi yine yapacağım. Mutlaka kaynar suyunuz kenarda hazır olsun. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun malzemeli olduğu için gerekirse su takviyesi yapıyoruz. 3-4 tane karanfil ekledim böyle aroma vermesi için. Elma doğrayıp içine bir tane elma koyabilirsiniz. Portakal kabuğu rendeleyip veya doğrayabilirsiniz. Ben evde olmadığı için ekleyemedim. Evet, bu şekilde kaynadıktan sonra böyle bir 10 dakika falan 3 su bardağı toz şeker ilave edelim. Damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bence 3 su bardağı bu malzemelere tam geliyor. Evet, yoğunlaşmaya ve koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Kesinlikle böyle ekstradan bir nişastaya falan gerek yok. Aşure zaten böyle biraz soğuduğu zaman kıvam alan bir tatlı. O yüzden böyle hafif sulu bırakmanızı tavsiye ederim. Çok fazla böyle katılaşmasına izin verirseniz tabağa koyduğunuz zaman, yani soğuduğu zaman oldukça katı kıvamlı bir aşure olacaktır. O yüzden bu kıvam yeterli arkadaşlar. Böyle hafif sulu olursa çok daha güzel olacaktır. Evet, şimdi ocaktan aldım. Biraz dinlendikten sonra hemen servis tabaklarını alıyorum. Ve sizlere birazdan yakından da göstereceğim. Ben bu şekilde karton kaselere koymayı tercih ettim. İsterseniz cam kaselere veya farklı kaselere de koyup servis edebilirsiniz. İnanın tadı, kıvamı, görüntüsü muhteşem bir aşure oldu. Umarım dener ve memnun kalırsınız diyorum. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Evet, kaselerimi paylaştırdıktan sonra üzerini süsleyip sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. İsterseniz sıcak sıcak hemen servis edin veya soğuduktan sonra servis edin. Herkes sıcak sevmiyor. Biraz böyle hafif dinlendikten sonra daha güzel oluyor kıvamı. Evet, şimdi üzerine fındık, fıstık, ceviz veya incirle de süsleyebilirsiniz. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben içine ceviz ve incir koymadım. Bu ikisi aşurenin çok fazla kararmasına neden oluyor. O yüzden ben süsleme aşamasına koymayı tercih ettim. Bu şekilde servis tabağını aldıktan sonra üzerine koyarsanız aşurenize kararma olmayacaktır. Ama tencerenin içine kesinlikle ceviz ve inciri koymayın. Sonradan bu şekilde benim yaptığım gibi üzerine dilerseniz koyabilirsiniz. Üzerine süsleme aşaması tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz böyle kuru yemişlerle servis edin. İsterseniz üzerine nar birazcık serpin. Benim yaptığım gibi hepsinden azar azar koyarak servis edebilirsiniz. Veya hiçbir şey koymadan sade olarak da servis edebilirsiniz. İnanın her şekilde çok güzel oluyor. İlk kez deneyecek olan arkadaşlar bile bu tarifle çok rahat bir şekilde hazırlayabilir. Eğer ölçüler fazla gelirse ölçüleri yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Evet, aşurelerim hazır. Hemen şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ne çok fazla katı ne de çok sulu. İnanılmaz güzel, lezzetli bir aşure oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız diyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu video izledikten hemen sonra kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Soru, görüş ve önerilerinizi de bana yorum kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.